Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz kim? Kim ne demekti? Who? Kim sorusu sadece ve sadece insanlar için sorulur. Lütfen bunu unutmayın. Who? Kim? İnsanlar için sorulur. Öğretmen, şarkıcı, mühendis, avukat, müdür. Sorusu nedir arkadaşlar? Sorusu kim? Öğretmen, şarkıcı, mühendis, avukat, müdür. Devam ediyoruz. Şimdi ne? Ne demektir? What? Ne sorusu hayvanlar ve nesneler için sorulur? Hayvanlar ve nesneler. Çanta, kalem, kedi, kahve, köpek. Çanta, kalem, kedi, kahve, köpek. Devam ediyoruz. Şimdi burada kelimeler verdim. Kim ve neye göre biz yazacağız? Masa, kuş, kalem, mühendis, mimar, köpek, bilgisayar. Önce kim olanları lütfen birlikte sıralayalım arkadaşlar. Evet, kim? Ne olacaktı kim? İnsanları buluyoruz. Yani mühendis, değil mi? Birincisi mühendis. Evet, iki hangisi oluyor arkadaşlar? Mimar. Mimar. Devam edebiliriz. Burada tabii ki başka bir kelime yok. Ama biz kendimiz de söyleyebiliriz, değil mi? Ayşe Fatma da desek, onlar da yine kime girer? İnsan isimleri de olur, meslek isimleri de olur. İnsan ve insan türevleri, her şey kime girer? Şimdi ne olanları yazacağız? Masa nesnedir, o yüzden ne? Kuş hayvandır. Bird, değil mi? Kuş. Kuş nesne, kuş bir hayvandır. O yüzden ne sorusuna tabidir. Kalem. Kalem bir araçtır, değil mi? Evet. Köpek. Köpek nedir arkadaşlar? Bir hayvan. Sonra ne var? Bilgisayar. Bilgisayar. Yani computer. Evet, tekrardan bakıyoruz. Kim ne? Kim ne demekti? Yazıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Who. İngilizcesi who. Ne demektir? İngilizce what. Bunlar bizim için önemli. Çünkü sınavda yine böyle bir tablo verdim. Sizin kim ve ne olarak buradaki tablodan bulup yazmanızı istiyorum. Anlaşıldıysa bu videom da bitti. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.